Dertli Divane ve o geleneğin temsilcisi olan Aşık Buryani. Diyor ki dizelerinde, birazdan zaten Sayın Divani'yi de sahneye alacağız. Onun nefeslerini biz de nefesleneceğiz, dinleyeceğiz. Ama benim çok özellikle bu tür etkinliklerde dile getirdiğim şiirlerden bir tanesi. Çünkü Alevi Bektaşi inancında yol çok önemlidir. Yolu sürdürmek çok önemlidir. Yola bağlı olmak, ikrar vermek çok önemlidir. Diyor ki Aşık Büryani, gayrı harap oldu, bozuldu cihan. Eski gidişatla yol nerede kaldı? Bozuldu bağ bahçe, gitti bahçıvan. Bülbülün konduğu gül nerede kaldı? Şimdi bir hoyunuz gitmiyor hoşa. Kimi ağa oldu, kimisi paşa. Atlas libas giyen geçiyor başa. Hani aba, hırka, şal nerede kaldı? Kime ne diyem de ben kime küsem? Yağmur gibi yağım, yel gibi esem. Büryani, hasbihal olayım desem, müşkül danışacak kul nerede kaldı diyor Aşık Büryani. Evet, müşkül danışacak kullar yaratmamız gerekiyor. Bizlerin, canların yan yana gelmesi, örgütlenmesi gerekiyor. Örgütlülük çok önemli. Eğer yan yana duramaz, sesinizi birlikte çıkaramazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bu örgütlülüğü sağlayan, güçlülüğümüzü arttıran kurum başkanlarımızdan bir tanesi ki Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Engin Gündük'ü konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli canlar, sevgili dostlar, hepinizi Kerbela'da 72 canıyla ser verip de zalimin zulmüne teslim olmayan İmam Hüseyin'in aşkı, bilinci ve direnciyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aşk ile geldiniz, muhabbetle geldiniz, başımız gözümüz üstüne geldiniz. Merhaba. Değerli dostlar, 1332. yılında Kerbela matemini yaşadık. Kerbela yasını yaşadık. Bir kez daha duruşumuzla, bilincimizle, direncimizle, lokmalarımızla, aşurelerimizle zalimin zulmüne, Yezid'in şerrine yuh çektik, lanet ettik. Lanet olsun, sen Azeren lanet olsun. Canlar, bizler tam 1332 yıldan bu yana hiçbir zaman defalarca bizlere Kerbela yaşatılmasına rağmen, defalarca bizlere Kerbela reva görülmesine rağmen, tıpkı pirimiz İmam Hüseyin'in Kerbela'da ser verip sır vermediği gibi onun yoluna layık olarak ser verdik ama asla zalime sır vermedik, asla teslim olmadık. Ve bu yolda 1332 yıldır teslim olmayan cümlenize selam olsun. Cümlenize aşk olsun. İyi ki varsınız erenler. Biz Kabe'si insan olanlar, dini sevgisi, sevgi olanlar her daim şunu dile getirdik. Asla ve asla haktan ve hak olandan vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Bugünlerde biraz önce Suat Başkan'ın da dile getirdiği gibi yeniden bizi keşfettiğini söyleyenler çeşitli hamleler içerisindeler. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz her zaman vardık. Sizin bu yalan ve riyakar politikalarınıza alet olacak değiliz. Siz bu riyakar ve yalan politikalarınızla bizleri kandıramazsınız. Biz tam 1332 yıldır tam da burnunuzun dibindeyiz. Ve hak demekten vazgeçmedik. Hak demekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Hunharca Allah-u Ekber nidaları çekerek 37 tane canımızı yaktınız. Tam 19 sene boyunca katilleri koynunuzda beslediniz. Avrupalara gönderdiniz. Belediyelerinize iş verdiniz. Aş verdiniz. Askerlik yaptırdınız. Çocuklarını evlendirdiniz. Kimlik çıkarttırdınız. Ehliyet aldırdınız. Ve bugün kalkmış Devlet Denetleme Kurulu'na bir rapor sunuyorsunuz araştırılması konusunda.
Siz bizi aptal mı zannediyorsunuz? Biz o katillerle el ele nasıl iktidara geldiğinizi bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Bir furyadır tutturduğunuz Alevilerin evlerini işaretliyorsunuz. Mesajlar veriyorsunuz bizlere. Bizim nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Evlerimizi işaretliyorsunuz. 40 tane dairenin içerisinde gidip 5 tane Aleviyi bulup da işaretleyebiliyorsunuz. Bu kadar Aleviliğin farkında olduğunuzun biz de farkındayız. Rahat olun. Ama bu riyakar ve yalan politikalarınızdan vazgeçin. Masum çocukları suçlamayın çocuklar yaptı diye. Biz o çocuklarınızı iyi tanıyoruz. Sizin o iyi çocuklarınız bu ülkede çok can yaktılar. Çok insanın evine, ocağına ateş düşürdüler. Biz iyi biliyoruz onları. Ve sizin bulamadığınız o çocukları biz bulduk. O çocuklar İdris Naim Şahin'in çocukları. O çocukların cebine harçlığı koyup zannedersem şehir şehir gezdiriyor. Alevilerin evlerinde tespit edip işaretlettiriyor. Ama biz buradan İdris Naim Şahin'e, onları bir türlü bulup da yakalayamayan ve adalet önüne çıkaramayanlara sesleniyoruz. Biz Aleviler buradayız. Biz evimizi kendimiz işaretleyeceğiz. Yüreğiniz varsa gelin yakın. Kalkıp da bize bizim yolumuzu, bize bizim erkanımızı öğretmekten vazgeçin. Eğer sizde erdemlilik, sizde inanç varsa lütfen kendi inançlarınıza uygun hareket edin. İnancınızın içerisinde insan yakmak var mı? Kul hakkı yemek var mı? Lütfen önce dönün ona bakın. İnançlarınızı siyasete alet ederek, masum insanları kandırarak gelmiş olduğunuz o iktidar tacıyla tahtıyla yıkılacaktır, bunu bilesiniz. Çünkü biz insanı kutsal sayanlar olarak, insanın yaşamını kutsal sayıp insana değer verenler olarak hiçbir canı incitmiyor isek zannetmeyin bu sizden olan korkumuzdandır. Unutmayın, biz Kerbela'da 70 bin kişiye direnen İmam Hüseyin'in talipleriyiz. Ve sayınızın ne kadar çok olduğu bizi ilgilendirmez. Gücünüzün ne kadar yüksek olduğu bizi ilgilendirmez. Çünkü biz Kalübela'da inkar veren ve ser verip haktan vazgeçmeyenlerin talipleriyiz. Nasıl ki dün bir İmam Hüseyin Kerbela'da Zeynep Ana'ya şunu dediyse, biliyorum bacım, Zeynep Ana, biliyorum ki kellen kesilecek. Biliyorum ki kelleni altın tepsilerde götürüp Yezid'e sunacaklar. Bacım, sana vasiyetimdir. Kelleni tepsinin içine dik koy. Benim ölüm dahi o zalime baş eğmesin diyen pirin talipleriyiz. Asla size boyun eğmeyiz. Kalkıp da çıkarmak istediğiniz savaşı dahi masum göstermek adına, insan öldürmek için olan iştahınızı meşrulaştırmak için kalkıp da Esad'ın Aleviliğinden de vurdunuz. Dün Kızılbaşlar kötüydü, sonra Aleviler kötü oldu, bugün Nüseyriler kötü diyorsunuz. Aslında siz iyisiniz, onlar kötü. Biz sizin bu Osmanlı oyunlarınızı iyi biliyoruz. Bizim adımız kimi zaman tahtacıdır, kimi zaman çeplidir, kimi zaman kızılbaştır, kimi zaman müsairidir. Ama bizim adımız Alevi'dir, Alevi. Bunu bilmiyorsanız bilin. Siz bilmez misiniz ki bizim pirimiz Hacı Bektaş Veli, Moğol istilasına karşı duran, sevgiyle, aşk ile bu ülkeyi irşad eden bir pirdir ve biz o pirin talipleriyiz. Zalimin zulmüne asla boyun eğmeyiz. Ve yine siz bilmez misiniz ki sizin kadılarınızın, sizin fetvalarınızın gölgesinde bir pir sultan vardı, bir pir sultan. Ve o pir sultan size şunu demişti:
kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte bağrım keserse, dönen dönsün ben dönmezim yolumdan diyen Pir Sultan Abdal'ın talipleri burada. Değerli canlar, bütün yozluklara, bütün yobazlıklara ve bütün insan katillerinin yüzüne yüzüne tükürmek boynumuzun borcu olsun bizim. Nerede, nerede bir masum, nerede bir mazlum varsa elinden tutup kaldırmak bizim vazifemiz. Nerede bir yalancı, şerefsiz, namussuz, insanlığın birliğine, dirliğine, kardeşliğine çomak sokan varsa da yüzüne tükürmek boynumuzun borcu olsun bizim. Değerli canlar, ne olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, hiçbir zaman için o pirin talibi olduğumuzu unutmadan, yolumuza hizmet eden erlerimizin, erenlerimizin izinden gitmek bizim boynumuzun borcudur. Daha dün bizim nerede olduğumuzu tartışanlar, İslamiyet'in içinde mi dışında mı, kestiği yenilmez, yaptığı yiyilmez diyenler, Rafizidir, din düşmanıdır diyenler, 7 tanesini öldüren cennete gider diyenler, bugün yeniden bizim için açılım saçılım yapma derdine düşmüşler. Biz size diyoruz ki rahat olun, açılmanıza gerek yok. Biz sizin kapalı halinizde biliyoruz, açık halinizde biliyoruz. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ve bir yanılgı, bir yanlışlıktır, almış gidiyor. Aleviler cemevlerinin yasal statüye kavuşmasını istiyor. Onlar da zannediyorlar ki lütuflarına muhtacız. Aleviler aman gelin de bizim cemevimizi yasal edin dediğimizi zannediyorlar. Hayır, biz bunu diyorsak sadece vatandaşlık hakkımızdan istiyoruz. Yoksa cemevi 1000 yıldır bizim ibadethanemizdir. Yüreğiniz varsa gelin yıkın. İki, kurdurduğunuz çakma Alevi dernekleriyle Aleviliği ele alma şansınız yoktur. Siz orada 4 duvarla baş başa kalırsınız. Çünkü Alevilikte kutsal olan mekan değil, insandır. İnsanın olduğu yer bizim için kutsaldır. Görmek istemeyen kör gözleriniz gelsin, Mersin'i görsün. Mutlak suretle ama kesinlikle sizlerden bir isteğim var. Bütün bu riyakar siyasete ve yobazlıklara karşı sizlerden bu mekanlara sahip çıkmanızı istiyorum. Bizler buradaki bizi temsil eden değerli yöneticilerimize sizleri rehber kılıyoruz. Canlar lütfen onlara rehberlik edin. Lütfen yalnız bırakmayın. Bizler onlar gibi yobazlar gibi silahı gücü olan insanlar değiliz. Bizim tek şansımız bir arada birlik olmamızdan geçiyor. Ve bu birliğimizi de sağlayabileceğimiz mekanlarımız cenevlerimizdir. Ben hepinizi bir kez daha İmam Hüseyin'in aşkıyla selamlıyorum. Hepinize aşkı muhabbetler sunuyorum. İyi ki varsınız canlar, eyvallah.